Evet. Birinci modül test 3 takvim ve zaman arkadaşlar. Bakalım birinci sorudan başlayalım yine. Buna göre takvimin icadında unsurların hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Yani bize takvimin icadına sebep olan etkileri sormuş. Güneş yılını hesaplayan Mısırlılar böylece Nil Nehri'nin taşması sonucu tarlalarının su altında kalmasını engellemek istemişlerdir. Yani amaç burada geçim kaynaklarını korumak arkadaşlar. Yani ekonomiyle ilgili bir şey. Dinsel inanıştan bahsediyor mu? Yok. Mesela burada ne var? Dinsel bir şey yok. Yönetim şekli yine etkisi yok. Ama ekonomik faaliyetler söylemiştik. Nil Nehri'nin taşması ya da geri çekilmesini hesaplama amacı var. Tarlalarını korumak için cevabımız o yüzden B şıkkı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin oluş tarihinin diğerlerine göre daha belirgin olduğu söylenebilir. Belirginlikten kastı arkadaşlar bir netlik istiyor bizden. Zamanın net bir şekilde verilmesi. A şıkkında Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye olmuştur. Şimdi üye olmuştur diyor ve yıl vermiş. Ama ay var mı? Gün var mı? Yok. B şıkkında 20 Ocak 1921'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası yapılmıştı. Baktığımızda tarih var, ay var ve gün var. Ama diğer şıklara da bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan. 23 Nisan ama hangi 23 Nisan? Bir yıldan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. D şıkkında kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk kez 1930'da verilmiş ama aydan bahsetmiş mi ya da bir belirli gün var mı? Yok. E şıkkında Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Moskova Anlaşması'nı imzalamıştır. Şimdi ayı vermiş, yılı vermiş, ayı da vermiş ama belli bir gün var mı? Hayır yok. O yüzden E şıkkını alamıyoruz. Ama hem yıl hem ay hem de günün olduğu daha net olan bir tarih burada B şıkkında var. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne demiş bize? Toplumların takvim ile ilgili çalışma yapmaları aşağıdaki alanlarda hangisiyle ilgilidir demiş. Yani takvimi yaparken kullandığımız alanı istemiş bizden. Tek tek bakalım. Filoloji ne demiştik? Dil bilimi demiştik. Toplumların konuştukları dili ve bu dillerin birbiriyle olan bağlarını araştıran bilim dalıydı. Bununla bir ilgisi var mı? Yok. İstatistik veri bilimiydi arkadaşlar. Verilerin elde edilmesi ve bu verilerin diğer alanlarda kullanılması. Takvimli bir ilgisi yok. Sicilografya, mühür bilimi demiştik. Mühürleri inceleyen bir bilim dalıydı. Yine takvimle bir ilgisi yok. Antropoloji, ırk bilimiydi. Toplumların ırklarını ya da kişilerin ırklarını araştıran bilim dalıydı. Yine ırkla takvime hiçbir ilgisi yok. Ama astronomi neydi arkadaşlar? Ayın, güneşin ve yıldızların hareketlerinin incelenmesiydi. Biz takvimi nasıl yapıyorduk? Güneşin ve ayın hareketlerini izleyerek yapıyorduk arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Evet, çağlarla ilgili bir soru var burada. Bakalım. Ne demiş? Çağlarla ilgili yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tarihin çağlara ayrılmasına evrensel nitelikli olaylar etkili olmuştur. Bakalım. Yazının icadı, kavimler göçü, İstanbul'un fethi ve Fransız ihtilali nedir arkadaşlar? Bütün toplumları ilgilendiren evrensel olaylardır. O yüzden buna ulaşabiliriz. En uzun süren çağ ilk çağdır demiş. Evet, baktığımızda 3500'den milattan önce 3500'den nereye kadar? Milattan sonra 375'e kadar devam ediyor. O yüzden en uzun çağ ilk çağdır. C şıkkında milattan önce 3500 tarihi günümüze yaklaşık 5500 yıl uzaklıktadır demiş. Günümüz dedi 2020 milattan önce 3500'e topladığımızda yaklaşık 5500 yıl yapar arkadaşlar.
Yine D şıkkına geldiğimizde milattan önceki yıllar tarih öncesi çağlar olarak adlandırılmaktadır. Biz tarih öncesi çağlara ne zaman ayırmıştık arkadaşlar? Yazının icadı olarak ayırmıştık. Yani yazıdan öncesi neydi? Milattan, yani yazıdan önceki dönem arkadaşlar tarih öncesi çağlardı. Yazıdan sonrası ise tarih çağları olarak aktarmıştık. O zaman burada hangisi yanlış? D şıkkı yanlış. Yani milattan önceki yıllar tarih öncesi çağlar olarak adlandırılmaz. Yazıdan öncesini almamız gerekir. Geldik 5. soruya. 5. soruda bakalım ne demiş. Türklerin güneş yolu esasına dayanan 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmalarına bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Türklerin güneş yılı esasına dayanan 12 hayvan Türk takvimini kullanmalarına bakılarak yorumlanan hangisi yapılabilir demiş. Astronomi ile uğraşmaları söyleyebilir miyiz? Güneş yılının esasına dayanan bir takvim yapabilmek için güneşin hareketlerinin incelenmesi gerekir. Yine uğraş alanlarının bilimi etkilediği bilimsel bir çalışma mı, takvim çalışması? Evet. Zaman kavramı ile ilgilenmişler mi? Evet, takvim zaman kavramı ile ilgili. O yüzden cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Üçü de var. Geldik kaçıncı soruya? Altıncı soruya. Milattan önce 1071 yılı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Milattan önce 11. yüzyılın ilk çeyreğidir demiş. Doğru mu? Evet, milattan önce ilk çeyrek arkadaşlar. Çünkü 99 ve 75 arası birinci çeyrekti. Bunu doğru kabul ediyoruz. Tarih öncesi döneme denk gelmektedir demiş. Bir bakalım buna. Bekletelim. Günümüze uzaklığı milata olan uzaklığından daha fazladır. Günümüze uzaklığı 1071 artı ne var arkadaşlar? 2020. Milata olan uzaklığında ise sadece 1071 var. O yüzden doğru mu? Doğru. Ama tarih öncesi döneme denk gelmektedir demiş. Tarih öncesi dönem diyebilmemiz için ne olması lazım? Milattan önce 3500'den önce, yani yazıdan önce olması gerekir. O yüzden cevabımız B arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Tarihi olgunun özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? Olgu için biz ne demiştik arkadaşlar? Uzun süreli gerçekleşen süreç demiştik. Devam eden bir süreç demiştik. Kısa süreli dediği olay arkadaşlar, yani olgu değil. Genel midir? Evet, mesela İslamiyet'in yayılması gibi, Anadolu'nun Türkleşmesi gibi genel şeyler mi? Evet. Tekrar edilebilir mi? Evet, İslamiyet'in yayılması belli zamanlarda, belli dönemlerde devam eden bir olay mı? Evet, devam edebilen, tekrarlanan. Olaylar nasıldı? Kısa süreli gerçekleşen ve tekrarlanamaz diyebiliriz. Süreçlerdir ya da gelişmelerdir diyebiliriz. O yüzden burada cevabımız genel ve tekrar edilebilir. Yani D şıkkı. 7. soruya D şıkkı dedik. Geldik 8. soruya. Bakalım 8. soru için ne demiş. Yine tarihi olay ve tarihi olguyu vermiş arkadaşlar. Tarihi olay, yani vaka, geçmişte yaşamış insan toplulukları arasında meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik olayların kısa zaman diliminde gerçekleşmesidir. Yani kısa sürede gerçekleşecek. Tarihi olgu, yani vaka, tarihi olaylar sonucunda ortaya çıkar ve uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Uzun bir zaman dilimi gerekiyormuş olgu içinde. Eşleştirmelere bakalım. Mesela A şıkkında tarihi olay demiş. İstanbul'un fethi kısa süreli mi? Evet, kısa süreli.
Tarihi olgu İslamiyet'in yayılması uzun süreli mi? Evet, uzun süreli. Tarihi olgu 100 yıl savaşları. Olgu sayılır mı? Hayır. Nedir? Olay olacak. Tarihi olay Malazgirt Savaşı demiş. Kısa süreli mi? Evet, kısa süreli. Kabul edebiliriz. Tarihi olgu yine milliyetçiliğin etkisi. Uzun yıllar devam etmiş bir süreç. O yüzden 100 yıl savaşları olgu değil arkadaşlar. Olaydır. Cevabımız C şıkkı. Bakalım. Geldik 9. soruya. Türklerin tarih boyunca kullandığı aşağıdaki takvimlerin hangisine din değiştirmenin etkisi olduğu söylenebilir? Olduğu savunulabilir demiş. Dinin etkisi. Mesela Rumi takvimde böyle bir şey yok. Yine miladi takvimde yok. 12 hayvanlı Türk takviminde yok. Celali de yok. Hicri de var. Biz Hicri'ye ne demiştik arkadaşlar? İslamiyet'i kabul ettikten sonra ne zaman hazırlanıyor? Hazreti Ömer döneminde hazırlanıyordu. Hicreti kabul ediyordu. Yani 622. Hem burada İslamiyet'ten bahsediyoruz hem de hicretten bahsediyoruz. O yüzden Hicri takvim dinin etkisiyle hazırlanmış bir takvim arkadaşlar. Geldik. Kaçıncı soruya? 10. soruya. Bakalım. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından hazırlanan takvim hangisidir demiş. Biz bu takvim için ne demiştik arkadaşlar? Celali takvim demiştik. Yine soruda da söylediği gibi bilgi sorusu Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına şair Ömer Hayyam tarafından hazırlanmış bir takvim, Celali takvim. Geldik. Gelemedik. Saniye, şunları bir temizledim. 11. soruya. Bu bilgilere göre ulaşabilecek en genel yargı, yani diğerlerine de ulaşabiliriz ama bizden genel olanı istemiş. Müslümanlar 622 yılı hicret olayını, İbraniler M.Ö. 3761 yaratılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı M.Ö. 776 yılını, Romalılar M.Ö. Saniye, burasını okuyamıyoruz. Milattan önce 753 Roma şehrinin kuruluşunu takvimlerinin başlangıcı yılı olarak kabul etmişler. Hepsinde belli bir olay var mı? Var. Toplumları etkileyen bir olay var. Bizden genel bir yargı istemiş. Bakalım. Toplumlar kendileri için önemli olan olayları takvimlerine başlangıç yapmışlardır demiş. Bunu kabul edebiliriz ama bakalım başka diğer ifadelere de. Her takvimde başlangıç yılı Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilmiştir. Yani neyi söylemiş burada? Milat söylemiş. Hepsinde kabul edilmiyor. Sadece dini olaylar demiş ama mesela burada Roma şehrinin kurulması var. İlk olimpiyat oyunları var. Bunlar dini olaylar değil. Takvimin günümüze ulaşmasına daha çok İslam uygarlıkları etkili olmuş. Ama burada Romalılar da var. Yunanlılar da var mesela. Ya da İbraniler de var. Savaşlar takvimin uygarlıkları arasında yayılmasında etkili olmuş. Savaştan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. O yüzden en genel yargı burada. A şıkkı arkadaşlar. Cevabımız A. Geldik 12. soruya. 12. soruda ne demiş? Türklerin kullandığı hicri, miladi, 12 hayvanlı takvimlerden hangileri farklı kültürlerden etkilenmelerinin bir sonucu olarak gösterilebilir? Şimdi biz hicri takvim için ne demiştik? İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullanıyoruz. Yani Arap toplumuyla tanıştıktan sonra. Bunu kabul edebilir miyiz? Kabul edebiliriz. Miladi takvimi ne yapıyoruz? Yine Avrupa'dan alıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu da yine Avrupa'nın etkisi olduğu için farklı kültürler. Ama 12 hayvanlı Türk takvimi yine
Türklerin oluşturduğu takvim olduğu için farklı kültür diyebilir miyiz? Farklı kültür diyemeyiz. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar, 1 ve 2 olacak. Geldik 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi belli bir takvim oluşturan topluluklardan biri değildir demiş. Hayatlarını bir sistem çerçevesinde düzenlemek isteyen insanoğlu yaklaşık 6000 yıldır takvim kullanmıştır demiş. Bakalım hangisi değildir demiş. Hititler. Bakalım. Mısırlılar neyi bulmuştu arkadaşlar? Güneş yılı esaslı takvimi bulmuştu. Evet, kendilerine ait bir takvim var. Sümerliler ay yılı esasına dayalı bir takvim bulmuştu arkadaşlar. O yüzden bunu da kabul ediyoruz. Türkler 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardı. Yine Araplar da Hicri takvimi kullanmıştı. Ama Hititlere ait bir takvim var mı? Yok arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı o yüzden. Geldik 14. soruya. Evet. Bu bilgilere dayanarak demiş, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İnsanlar ilk olarak başlangıcı ve sonu belli olmayan, sürekli tekrar ettiği döngüsel zaman anlayışını benimsemiştir. Yani sürekli aynı şeylerin döndüğü döngüsel bir başlangıcı ve sonu olmayan olaylar bütünü. Bu anlayış yeni bir süre sonra belli bir başlangıcı sahip olan çizgisel, yani başlangıcı ve sonu belli olan olaylar çizgisel doğrusal zaman anlayışına bırakmıştır. Yakın çağda ise insanları çizgisel tarih anlayışından dini unsurları çıkararak ilerlemeci tarih anlayışı benimsenmiştir. Yani dini unsurlar çıkartılmış. Bakalım. İnsanların zaman anlayışı giderek daha bilimsel hale dönüşmüş. Evet, önceden her şeyin tekrar ettiği döngüsel bir şey varmış. Sonra başı ve sonu belli olan bir takvim zaman çizelgesine geçilmiş. En sonunda dini bulgular çıkartılmış ve ilerlemeci tarihe geçilmiş. O yüzden biri kabul ederiz. İkincisi, tarihsel süreçte insanlar farklı zaman anlayışları geliştirmiştir. Evet. Mesela çizgisel, doğrusal, döngüsel ya da ilerlemeci 3 tane neyden bahsetmiş? Zaman anlayışından bahsetmiş. O yüzden 2'yi de alırız. Zaman anlayışının değişimine toplumların birbiriyle mücadelesi etkili olmuştur. Burada mücadeleden bahsediyor mu? Bir savaştan, bir ticaretten, bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2, yani D şıkkı arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Bakalım 15. soru bizden neyi istemiş? Günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim hangisidir demiş. Yani bütün toplumların ortak, neredeyse ortak olarak kullandığı takvimi istemiş. 12 hayvanlı değil, Hicri değil, Rumi değil, Celali değil. Ne olacak arkadaşlar? Bizim de 1 Ocak 1926'da kullanmaya başladığımız miladi takvim. Geldik 16. soruya. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların, yani vakaların özelliklerinden biri değildir demiş. Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik, dini gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelere olay, vaka denir. Kısa süreli olacak. Şimdi başlangıç ve bitiş süreleri belli mi? Evet. Somut bilgiler içerir demiş. Evet. Yer ve zaman bildirir. Evet. Kendine has özelliklere sahiptir. Evet. Ama süreklilik gösterir mi? Hayır. Çünkü başlangıcı ve bitiş süreleri bellidir arkadaşlar. Eğer süreklilik gösterirse bu neydi? Olguydu. O yüzden cevabımız ne olacak? Hangisi değildir dediği için E şıkkı olacak. Geldik 17. soruya. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım.
A şıkkında 1923 20. yüzyılın ilk yarısı ilk çeyreği demiş. Yüzyılı bulmak için bir ekliyorduk arkadaşlar. 20. yüzyıl doğru mu? Doğru. İlk yarısı dedi, yani 50, yani 0 ve 50 arasında mı? Evet, ilk yarısı. İlk çeyreği 0 ve 25 arasında olduğu için ilk çeyreği mi? Evet, ilk çeyreği. B şıkkında milattan önce 41. yüzyılın ilk yarısı ikinci çeyreği. Buna bir bakalım. 751 18. yüzyıl demiş. Bir eklediğimizde 8. yüzyıl mı? Evet, doğru. İkinci yarısı demiş. 50'den sonra olduğu için ikinci yarısıdır. Üçüncü çeyreği mi arkadaşlar? 0, 25, birinci çeyrek. 0, 25 ve bir dakika tekrar bakalım. İkinci yarısı üçüncü çeyreği demiş. 0.25 0.50 71 51 olduğu için evet üçüncü çeyreği, bunu da alıyoruz. 1483 demiş. 15. yüzyıl mı? Evet, bir eklediğimizde 15. yüzyıl ikinci yarısı mı? Evet, 50'den sonra ikinci yarısı. Son çeyreği mi? 75 ve 75 ve 99 arasında olduğu için de son çeyreği arkadaşlar. 1235 demiş. 13. yüzyıl demiş. Evet, 12. yüzyılı bir eklediğimizde ilk yarısı mı? Evet, 50'ye kadar olduğu için ilk yarısı. İkinci çeyreği mi? 0.25'ten sonra olduğu için ikinci çeyreği. Geldik B şıkkına. Milattan önce 40 demiş. Birinci yüzyıl mı? Evet, birinci yüzyıl. Ama ilk yarısı mı? İkinci yarısı ve ikinci çeyreği değil arkadaşlar. Üçüncü çeyreği. O yüzden cevabımız B. Birazcık işlem gerektiriyor. Kafa karıştırabilir. Ama çok fazla sizin konularınızda da çıkan bir soru tarzı değil. Ama yine de birinci çeyrekler, ikinci çeyrekler ya da birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl, bunları da aklınızda tutmanızda fayda var. Birazcık işlem gerektiriyor ve karışıklık olabiliyor. Geldik 18. soruya. Takvim ile ilgili hangileri yapılabilir demiş. Bir evrensel nitelikli olayların takvimlerin başlangıcı olduğu. Evet. Bunu kabul edebiliriz. Tarihin takvimle başladığı. Tarihin takvimle başladığını söyleyemeyiz. Zaman kavramının bilinmesine toplumsal ihtiyaç oldu. Evet, toplumsal bir ihtiyaçtır. Mesela zamanın hesaplanması ya da ekonomik faaliyetlerde bize faydası olduğu için toplumsal bir ihtiyaçtır. O yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Yani D şıkkı. Evet, bu testimizde de 18 soru vardı. Hepsini cevapladık arkadaşlar. Siz de soru bankalarınızdan kontrol edebilirsiniz. Kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Evet.